Orada hem acı. Güvenliğim belli dışarıdayız. Niye peki? Oysa ev sahibi borcumuzu ödeyemedikten sonra dışarı attı. Nerede oturuyoruz? Bağlar başında. Ha, parayı ödeyemediyiz. Evet. Kaç ailesi? Yani? 7 kişiyiz, 9 nüfusuz. 9 nüfusuz. Anay babay sağ. Evet, annem babam sağ. Çalışmıyor? Yok, çalışmıyor. Yani... Ailen nerede peki şu anda? Ailem şimdi yukarıya bir yere gittiler. Güneşten sıcak diye oturamadılar. Okul okuyor musun peki? Okul okuyum, lise 1'e geçtim bu sene. Babam işte maddi durumu olmadıktan dolayı gönderemiyor bana. Bir de servis parası da istiyorlar. Annenin ismi ne? Rahime Dikeç. Babanın? Musa Dikeç. Musa Dikeç. Senin ismin ne? Veysel Dikeç. Tamam. En büyükler sen misin? Yok, ben bir abim var, askere gidecek. Onun da işte yol parası yok. Bugün şeye gitti. Muayene olmağa, Diyarbakır'a. Askerlik şubesine gidecek. Ben burada kaçıyorum, vallahi hepsi titriyor, vallahi ya. Ailesi gelsin. Ailesi gelsin. Bunlar ailesi. Abla ben oturum. Bir dakika arkadaşlar, bu soruya. Abla, ne zaman buraya geldiniz? Yani dünden beri. Niye abla? Borcumuzdan dolayı ev sahibi bizi dışarı attı. Ev bulamadık. Ev bulamadınız, buraya geldiniz. Para da yok, işim işsiz. İşsiz. İşte mecbur kaldık buraya. Peki yardım almışsın mı ablası? Yardım vermiyorlar, Suriye'nin şeyinden dolayı hep Suriyelilere yardım ediyorlar, bize yardım etmiyorlar. Ne evimiz var, ne bir şeyimiz var, bize gene yardım etmiyorlar. Vakıfta ismimiz var, bir şey yardım alamıyoruz. Müracaat ettiniz mi vakıfa? Var, ismimiz var. Geçen başvurduk, dediler ki 3 ay sonra, 5 ay sonra hep gittiğimizde öyle söylüyorlar, vermiyorlar. İsim neydi abla? Rahime Dikeç. Rahime Dikeç. Peki abla, yetkililerden ne istiyorsunuz mesela? Sadece bana bir kafamı soğacak bir ev versinler. Eşime bir de iş versinler, başka bir şey istemiyorum. İşiniz ne? Boyacıdır iş. Kaç gündür buradasınız böyle? Çocuklar üşümüyor mu yani? Dün sabah ondan beri. Dünayın. Gel sana şöyle. Büşra ağlama, ağlama. Bizim başından geçti bunlar. Merak etme yavrum, merak etme. Bu bir şeydir, bir ithamdır bu.